dünyayı takip edilirken savunma sanayinde dünyanın takip ettiği bazı alanlarda konuma geldik. Türk siyahların dünyada yazdığı destanlar hep beraber bütün dünya takip ediyor. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Tabii platformlarla beraber bunların içinde kullanılan işte elektronik sistemler, görüntüleme sistemleri, kameralarımızı biliyorsunuz yerli milli ürettiğimiz bunları sizlerle de çok paylaştık. Onun dışında bunun SİHA'larda kullanılan mühimmatlar, haberleşme sistemleri bir platformun ihtiyacının olabileceği her türlü teknolojik ileri seviye ekipmanları, teknolojileri Allah'a çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir irade ve bu kararlılık ve bunun sürekli olan desteğiyle beraber bugün yapabilir haldeyiz. Türkiye'nin yeni yüzyılına bu gururla tüm milletimizle beraber giriyoruz. Tekrardan Cumhuriyetimiz kutlu olsun diyorum. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Sağ olun. İyi mi? Başlıyoruz. Evet. Efendim, Cumhuriyetimizin 100. yılına yepyeni teknoloji hamleleriyle girdik. Acaba bu yılda ve gelecek yıllarda bizleri neler bekliyor? Tabii Cumhuriyetimizin 100. yılına biz milletimize söz verdiğimizden birazcık daha öncesinde, bir ay kadar öncesinde Bayraktar Kızıl Elma'yı ilk uçuşunu gerçekleştirdik. 2023'e bir yıl kala adeta milletimize sürprizimiz oldu. Hemen geçtiğimiz hafta dünyada ilk defa kısa pistli gemilere konuşlanmak üzere üretilen Bayraktar TB3 SİHA'mız hemen arkamızda duruyor. Onun ilk uçuşunu geçtiğimiz hafta yaptık. Bunlar tabii Cumhuriyetimizin 100. yılına bir anlamda bu ülkenin mühendisleri olarak armağanımız. Bunun yanında tabii Bayraktar Kızıl Elma ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olmasıyla birlikte dünya havacılık tarihine geçecek uçuşları da gerçekleştirdi. Teknofest'in öncesinde ve Teknofest sırasında hava muharebesinin bir anlamda geleceğini ifade edecek uçuşlar gerçekleştirdi. İki tane insansız savaş uçağı, biri Bayraktar Kızıl Elma, diğeri Akıncı, yakın kol uçuşunda uçtular. Bu bir anlamda gelecek hava muharebesine bakmış olduk ve tüm dünyaya demonstre etmiş olduk. Havacılık tarihine geçti. Ve yine topluma gösteri yapacak şekilde Türk yıldızları ve Solo Türk'le de yani bir anlamda gelecekte yapacağı görevleri şimdiden demonstrasyonu, teknolojik demonstrasyonu yapılmış oldu. Bunun yanında elbette gururumuz olan TCG Anadolu'ya bu uçaklarımız Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 inşallah konuşlanacak. Ve onun teknolojisini şu anda biz geliştiriyoruz. Buna tabii çok hassas bir şekilde iniş kalkış yapabilmesi gerekiyor. Bunlar bir gün göreve başlayabildiklerinde Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma aynen SİHA'larımızda olduğu gibi muharebede, deniz muharebesinde bir anlamda devrim yapacaklar. Nasıl ki SİHA'larımız muharebede paradigmayı dönüştürdüyse, artık SİHA'larla kazınılan dünyada ilk savaşı da Türk orduları kazandıysa, işte Karabağ'da bunu görmüş olduk. Bayraktar TB3 ve Kızıl Elma'da inşallah TCG Anadolu'dan görev yapmaya başladıklarında dünya muharebesinde devrim yapmış olacaklar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bizler de mühendisler olarak bir anlamda milletimize olan borcumuzu en iyi şekilde, en doğru şekilde yerine getirebilmek için elimizden gelen tüm gayretle bu uçakları Cumhuriyetimizin 100. yılına yetiştirmeyi hedefledik ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Türkiye yüzyılına bir anlamda ülkemiz hem semalarımızda hür ve bağımsız olabilmesi, hem de egemenliğimizi koruyabilmemiz adına bir anlamda bunlar bizlerin Cumhuriyetimize 100. yılına hediyesi olmuş oldu. Ben tüm ekip arkadaşlarım adına açıkçası böylesine bir ortamda TCG Anadolu'nun üzerinde bir gurur eserinin üzerinde
Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 insansız hava araçlarımızla birlikte olmaktan Türk milletinin bir mühendis evladı olarak büyük gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Peki efendim, TB3 ve Kızıl Elma ne zaman acaba biz TCG Anadolu'dan ilk uçuşunu gerçekleştirdi haberini alacağız? Tabii geliştirme faaliyetlerimiz çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bayraktar TB3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Karada deniz benzetimli denemeleri olacak. Yüzlerce saat uçacak. Simülasyon ortamında binlerce defa denemesi yapıldı. Bu çok daha fazla denenecek. 2024 yılında inşallah biz Bayraktar TB3'ü gemide görev yapabilir hale, gemi denemeleri başlamayı hedefliyoruz. 2025 yılında da bir anlamda biraz teknolojiyi iyice, teknolojik gelişim düzeyinden iyice emin olduktan sonra da Kızıl Elma'yı inşallah 2025'te gemide denemelerine başlamayı hedefliyoruz. 2024'te Kızıl Elma üretime girecek. 2025'te de inşallah gemi denemelerine başlamayı hedefliyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun.